satışıyla alakalı nerelerden taraftarlarımızı edinebileceğini sosyal medyamızdan paylaşacağız. Rica ediyorum, ben Unispor'luyum diyen, benim Unispor'dan başka aşkım yok diyen, belediye başkanımız her şeyi biliyor. Burada yönetici arkadaşlarımız her şeyi biliyor. Taraftarlar geçen bir kankat asmışlardı. Veya neşeleri taşımışlardı. İşinden, aşından, aşkından vesaire olanlar. Herkes bir şeyden fedakarlık yapıyor. Ben Unispor taraftarıyım diyen kardeşlerimiz 100 TL'lik bir kombin alsınlar. Önümüzdeki hafta bunun satışını yapmayı düşünüyoruz. Yapalım. Her maçımızı biz minimum 5.000 kişi oynuyoruz. Doğru mu anlayacağım? 6, 7, 8 bin olduğumuz maçlar oluyor. Allah nasip eder biz bu hafta Sinop'u yener gelirsek çarşamba maçında taraftar beklentim benim öngörüm 6-7 bin taraftarı bulacağımız yönünde. Amasya'ya gideceğiz geri geleceğiz. O maçtan kazası belası geçti. Evet ya takım şampiyonluk potasına girdi. Bu iş herhalde bu sene oluyor. Olacak noktasına getirdiğimiz zaman içerideki 6. hafta Yozgat müsabakasında bizim taraftar sayımız 8-10 binleri zorlayacak. Ortalama 5 bin diyelim arkadaşlar. 5 bin taraftar 100'er lira verip bir kombin alsa maç başına bunu gördüğün zaman 6-7 lira düşer. 12-13 lira düşer. Bu sene zor bakın. Zaten parayla olmuyor. Burada teknik adamlarımız var, arkadaşlarımız var. Burada spor anlamında gerçekten bütün Türkiye'yi bilen, takip eden, tanıyan bir Muhammed hocamız var. Arkadaşlar 5-6 milyon, 7 milyon, 10 milyon bütçelerle kurulan takımlar rezil rüsva olabiliyorlar, şampiyon olamıyorlar. Ama küçük bir ilçenin çok düşük maliyetlerle kurulan kadroların şampiyon olduğu ligler var. Oldu mu? Yani benim Eşergen'e spor. Şampiyon oldu. Çok maliyetli bir kadro değil de arkadaşlar. Yani bir küçük köy takımı şey falan değil. Yani ama işte o kenetlenmenin olması gerekiyor. Bu kenetlenmenin sadece futbolcular arasında, teknik heyet arasında, yönetim arasında olması çok iş ifade ediyor. Bizim herkesin yardımına ihtiyacı var. Yardım istemek hacize düşmek demek değil. Paylaşmak güzeldir. Bizim paylaşmaya ihtiyacımız var. Yardıma ihtiyacımız var. Desteğe ihtiyacımız var. Sadece ekonomik değil. Az önce söylediğim gibi. Çünkü bu takım maliyeti 500 bin lira falan aynı mı arkadaşlar? Ben o zaman dedim ki arkadaşlar işte biner lira versin taraftar. İşte 5 milyon. Bu çok ayakları yere basan bir şey olmaz. Bu aslında semboliktir. 100 lira bir arkadaşımla yiyeceğim bir yemeğin toplaması. Bir akşam bir kafede 3 arkadaşımla oturup harcayacağım paranın toplaması. Ben Unispor için ölüyorum. Unispor'u ben çok seviyorum diye her arkadaşımız bunu verebilir. Verdiği zaman bu bir enerji olarak dönecek.